Horlama neden olur? Uyku apnesinin zararları neler? Horlama ve uyku apnesi hakkında merak edilen her şeyi diş hekimi Murat Öztürk anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın da yine her zaman olduğu gibi diş sağlığıyla ilgili konuları konuşmak üzere Murat Öztürk'le hocamızla beraberiz. Hocam nasılsınız evet. tekrar? Çok teşekkür ederim. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki biraz... varsın bana sizinle enerji kat. Gerçekten. Hakikaten enerjiniz ne çok güzel, yüksek. Ne güzel, ne mutlu. Çok mütevazi, çok alçak gönüllü bir insansınız. Hocam yapmayın, tanıyorum böyle şeyler. Hakikaten yani e, şimdi <laughs> insanların belli bir gözünde büyüttükleri bir yapı var aslında oluşturdukları. Ama sizi gördüm, tanıdım. O kadar mutlu oldum teşekkür ki. Teşekkür ederim. Benim için de evet, aynı şeyler geçerli. Çok teşekkür ederim. Hocam edin. böyle okumuzu getirmeden bugün farklı bir konuya değineceğiz. Evet, evet. 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 O zaman neye değineceğiz? Ee, gerçekten uykuyu getirmeyeceğiz. Ee, horlamayı. Oo, evet hocam, bunu tahtada horlama. şöyle. Ben tahtada konuşmayı seviyorum. Ben daha de sizin böyle, tahtada konuşmanızı anlatmanızı e, daha çok seviyorum. Yani. Evet teşekkür ederim. Evet. Horlamayı evet, nasıl anlatacağız? Horlamayı değil, nasıl anlatacağız? Bilemedim yani. Horlama tahtada anlatılır mı? Tahtada anlatılır mı? Ben matematik mi? öğretmeni olmayı çok istiyordum. Aa Evet. Bulursunuz inşallah hocam. ister <laughs> Diyelim. <Bir gülüyor> ümit, Ay, belli olmaz bu işler. Tahtaya alışkanlık yapıyoruz. Hayaller ve gerçekler diyoruz. olsun. Evet. Şimdi kıymetli izleyicilerimize diyoruz ki... Horla... Horla... Araya açıyoruz. Ma. Ma diyoruz. Nasıl bildim? Aslında horlama. Horlama o kadar önemli ki insan hayatında. Kıymetli izleyicilerimize diyorum. Horlama gerçekten vücut sisteminizin bozulmasının başlangıcı. Evet, bunu horlama deyip vermem. geçme. Horlama deyip geçme. Yani bir horluyorum meselesi deyip geçme. Ben e, zamanında evet bu e, önemini öğrenene kadar bir gün yolculuk yapıyoruz. E, zamanım Ankara'dan Fethiye'ye bir kongreye gidiyorum. Saat dörtte otobüsün e, şeyi, muavini arkadaş gelmiş beni uyandırıyor. Bir uyandım böyle. Buyurun dedim. Ya hocam dedi biraz siz uyansanız da diğerleri uyusa dedi Ay hocam yani, siz de kendiyle barışık bir insansınız bu hikayeyi anlatıyorsunuz. Yani, yani. Hani Diyorsunuz ki ben de horlamam. Ama ma. Ma. tabii ma. biz bunun önlemini almaya çalışıyoruz. Almaya çalışıyoruz. Şimdi oradaki benim horlamamın sebebi aşırı yoğunluk. Yorgunluk da oluyor. Yorgunluk, bir de aşırı yorgunluk. Şey baş böyle otobüste evet, dik duruyor uçakta da oluyor. Ben de duyuyorum böyle sağda ben Yani yatış pozisyonu. Yatış, yatış pozisyonu. Boynu bükük olunca Tabii ki. Yatış pozisyonu. Yatış pozisyonu bizde ne için önemli? bizde bunu anlattım ki buradan net girelim. Bir kişinin şunun kafasının yapısı düşünürsek özür dilerim. Şöyle de bir çene yapısı düşünürsek kişi de burada dil üst çenemizde kemik yapı var sert kemik bir de bu kemiğin arkasında yumuşak damak dediğimiz kişinin bulantıyı öğürmeyi meydana getiren damak bölgesi bir de burada ne var küçük dil var. Küçük dil bu kadar büyük olursa büyük dili biraz büyütmek gerekiyor. <laughs> Hocam süper anlatıyorsunuz. Evet. Şimdi Kişi burnundan şuradan nefes alıyor. Burası burun. Burnundan nefes alıyor. Aldığı nefes buradan gelecek, buradan geçecek ve kişinin akciğerlerine gidecek. Normal pozisyon bu. Olması gereken bir kişideki pozisyon bu. Fakat aşırı yoğunluk, aşırı yorgunluk, kişinin yatış pozisyonu, kilo... Kilosunun yüksek olması o bende yok zaten. Kilosunun yüksek olması, aşırı kilolu olması, ayrıyeten kişinin çene eklemini çok net söylüyorum. Yemek yerme yerken çiğnemeyi sevmeyen insanları görüyorum. Ya Nasıl? çiğnemiyor, 32 YouTube. dişi var, Evet atıyor yeme, iki defa çiğnemiyor yutuyor, iki defa çiğnemiyor yutuyor. Kullanmazsanız kaslarınızı genişletemezsiniz kullanmazsanız çenenizdeki dişlerdeki problemi bitiremezsiniz. Orada çene yüz bölgesindeki kaslarda masseter, pitergoid, çene temporal bu çeneyi orada askıda tutup 86 kilogram verecek gücü bir çiğnemede oluşturan kaslarınızı zayıflatır iseniz bu çene yatış pozisyonunda geri düşecektir. Horlama şu dil olduğunu göstermek için dile önem veriyorum ben. Kırmızıyla boyayalım. Bu çenenin geri doğru hareketi buradaki şu aralığı ağızdan gelen nefeste şu aralığı kapatacak. Buradan da şuradan olan hava geçişini tıkayacaktır. Tıkandığı an kişi, özür dilerim bu ses çıkarmak zorundayım, burnundan nefes alan kişi ise bu başlıyor. Ağazına. Hava geçmiyor. Eğer ağzından nefes alan kişi ise normalde bu başlıyor. Bak olduğu için çok iyi yapıyorum. Şimdi... Burada bu başladığı an aslında hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü Nasıl? yapı bozulmaya başlamış. Nasıl müdahale edilmesi? Yani işte bunun için yıllardır kulak burun uzmanı arkadaşlar çalıştılar. KBB'ciler çalıştılar. Ve hala çalışıyorlar. Küçük dilem ameliyatları yaptılar. Geniş geniş operasyonları yaptılar. O aralığı açmak için burunda deviyasyon varsa hala bu burun deviyasyonları zeltiriyor. Burun deviyasyonu burunda tıkanıklıklar burunda bir tıkanıklık var nefes almayı zorluyorsa o yolları açtılar ama ve lakin bunları bir cerrahiyle yaptılar cerrahiyle yaptılar hala yapıyorlar iki nöroloji uzmanı arkadaşlar devreye girdiler nöroloji uzmanı arkadaşlar da yine operasyonla ve bir takım rahatlatıcı şeylerle bunu çözmeye çalıştılar ama yine cerrahi ve başarı oranı son benim bu konuyla ilgili gittiğim kongreve aldığım seminerde şunu belirtiyor. Diyor ki %59 ile başarıya bakın %59 ile bu konuda sağlanmış en büyük başarıyı diş hekimleri plaklarla yaptı diyor. Demek ki bunların başarı oranı bunun daha altında. Yani bunları bilmediğim için net konuşmuyorum ama ben diş hekimiyim. Diş hekimleri ne yapıyor? Diş hekimleri hastaya bir cerrahi uygulamıyor. Yani bir ameliyat uygulamıyor. Burada çenenin geri düşmesiyle Tıkanma başladığı için diş hekimleri bu çeneyi gece boyunca önde tutacak, geri düşmesini engelleyecek alt ve üst çeneye şeffaf plaklar yapıyor ve onlarla çenenin bir şekilde sabitlenmesini sağlıyor ve çene geri düşmekten kurtulmuş oluyor. Hı. Ve kişinin nefes borusu anında açılıyor. Ve vücuda oksijen gidiyor. Bir cerrahimiz oldu mu? Yok. Hastaya ne yaptık? Sadece sadece alt ve üst çenesine plak yaptık. Şefa plak. Halkımız bunu çok da iyi bilir. Ortodontik plakların tipinde. Orada çeneyi bir santim önde sabitledik ve kişinin öyle uyumasını sağladık. Bu plağı kullanmak ilk bir hafta, bir hafta evet kişiye eziyet gibi geliyor. Kişi ağzına taktığı zaman ya Allah'ım bununla mı yatacağım falan ufak tefek. Ama ve lakin bir haftada ilk günden şunu yaşıyor. Aa sabah daha dinci kalkıyor. Çok önemli bir şey yani. Bakın şimdi insan din, ikinci gün mi? daha dinceliyor. Aa, bir hafta sonra vücut alışmaya başlıyor. Artık diyorsun ki ya şu pilav ver de bize iki gün bizde kalsın. Hayır hayır asla ben onsuz yatmam diyor. O kadar artık. Tabii yaşam. tabii ben onsuz yatmam. Niçin öyle biliyor musunuz Özlem Hanım? Yani şöyle siz akciğere giden havayı vücut kesmişti. Siz ne yaptınız? Onu yeniden sağladınız. Havada ne var? Oksijen var. Siz vücut zaten gece normal metabolizmanın ötesinde dinlenme pozisyonuna geçmiş. Dinlenme metabolizması. Metabolizma zaten yavaşlamış. Her şey daha yavaş çalışıyor. Ama çalışırken vücudun ihtiyacı olan şey neydi? Oksijendi. Siz horlamaya başladığınız andan itibaren aşağıya giden, vücuda giden Oksijenin miktarını azaltmış oldunuz. Oksijen belki de bölü iki oldu. Oksijen belki de yarı yarıya düştü. Gitmiyor. Artık bunun ötesinde eğer sahip çıkmazsanız kendinize tedaviyi o esnada hemen kabul edip yaptırmaz iseniz burada tam tıkanmalar meydana gelir. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Oo. Kişi bir anda... <laughs> Diye uyanıyor, nefessiz kalmış, bir anda nefesini toparlayamıyor, ya açık havaya koşuyor ya e, bir anda işte pencere açmaya çalışıyor, oksijensiz kalıyor. Buna da apne deniyor, oksijensizlik. Vücut oksijensiz kalmaya başladı. Hı hı. Apnenin bir insanda bir gecede kaç defa olacağını biliyor musunuz? Kaç defa? Sayı 400 defa oluyor. Oo. Apne de şey de, de, ne demek biliyor musunuz? Bir çizgi çizelim. Bu çizgi ölüm yaşam çizgisi. Yaşam ve ölüm çizgisi. Bundan bahsetmek hoş değil. Ölümden bahsettim mi belki şey olabilir. Ama ve lakin, yaşam çizgisinden ölüm çizgisine 10, 20, 30 saniye gibi mesafede geçip geri akciğer oksijensiz kalıyor ve 10 saniyede 20 saniyede kendisi ya bana neler oluyor diyor bir anlık şokuyla sizi geri uyandırıyor, siz nefes almayak, uyandırma değil işte, kalkıyorsunuz boğulmuş, oksijen gidiyor ve kendine getiriyor. Bir karbondioksit konsantrasyonu konsantrasyondaki yoğunluk sizi bir anda kendinize getiriyor ve siz geri yaşam çizgisine geliyorsunuz. Hocam o mesela saniyeler uzarsa Allah korusun. Tabii ölüm gerçekleşir. Sıkıntı. Ölüm gerçekleşir. Hı hı. Burada tekrar geçiyor, tekrar geliyor. Tekrar geçiyor, tekrar geliyor. Yaşamla ölüm arasındaki çizgide siz saniyelerle sürekli gidip geliyorsunuz ve uyku testleri yapılıyor kişilere. Hı hı. Kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlar bu testleri yaptığı zaman bu testler gösteriyor ki bir kişi 400 defa aynı şeyi yaşıyor. Biz bu seviyeye yeni geçmiş 10 saniyelik gibi seviyelerde seyreden henüz çok ileri hastalıklara yol açmamış apneleri de bu yapacağımız plakla tedavi edebiliyoruz. Hmm. Bizim bu konuda obstrüktif akciğer hastalıkları dahil bu konuda tedavi edemediğimiz yüzde, bunlar bilimsel rakamlarla veriyorum, yüzde 25 ileri derecede akciğer ve ameliyatı gerektiren hastalar. Hmm. Bunları tedavi edemiyoruz ama bizim yapacağımız tedaviler bunlara da faydası oluyor. Peki o mesela %25 dediğiniz de az bir sayı değil. Yüzde %25'lik dilim ne yapıyor? Hani onlar artık göz cerrahlarına, cerrah evet, cerrahiyle. Biz cerrahisiz yöntemi konuşuyoruz. Hmm. Şimdi apne'de ne yapıyorlar? ...göz hastalıkları uzmanı arkadaşlar... ...kişiye sibap veriyorlar. Sibap demek şu demek. Kişinin burun ve ağzını kapatacak... ...bir cihaz var. Cihaz oksijen üretiyor. Siz işte... ...diyecek mesafeye geldiğiniz zaman... ...yani nefesiniz biteceği zaman cihaz... Oksijen veriyor. Sizi o halden kurtarıyor. Ona Oksijen veriyor. Ona mı bağlı? O o, halden. Yani vücudumuzdaki o değişikliğe bağlı. Ona bağlı Her yaşıyorsunuz. Hep uyurken onu mu takıyorsunuz? Tabii tabii. Ömür boyu onu takacaksınız. Onun da cızzız diye bir sesi var. Çok kocaman bir şey. Yalnız i̇nsan da eşiniz yatıyor. İnsan onunla uyumaya yatıyor. nasıl oluşuyor peki? Öyle bir şeyle uyumak, uyumak kolay değil ki. Yani Nasıl? Değil. Uyumak? Tabii ki değil. O artık özel bir insan olmuş oluyor. Eşi yanında yatıyor. O kocaman bir materyalle yatıyor. Ha, bazen Hı. eşli karı kocalı bu materyaller var. Bunlarla Hı. yaşamak zorunda kalıyor. Biz bu kısmın %75'inden bu cihazla bu yaptığımız küçük apereyle kişileri ve hayatlarını yaşam düzenlerini de belirleyerek belli bizim istediğimiz disiplinize hayata girmelerini sağlayarak kişileri ameliyatsız cihazsız sağlıklarına Geri kavuşturabiliyoruz. Hmm. Biz bu kişilere bu yaptığımız biri iki sene kullandırıyoruz zamanım. İki, i̇ki sene, sene sonra bakıyoruz yenilenmesi mi gerekiyor? Yenilenebiliyor. Bazen devam eden vakalar. de bu dahaca 2016 yılında Türkiye'ye girdi. Evet daha önce vardı. Üniversiteler bir şey yapmaya çalışıyordu bizim hocalarımız. Ama 2005 yılında bu yaptığımız bizim tedavi Amerika kendi tedavi prosedürünü aldı hastanelerine koydu 2016'da da ülkemiz aldı çok teşekkür ediyorum bunu alan hocalarımıza Ege Üniversitesi'nden tanıdığım hocalar belki benim bilmediğim hocalar da vardır ama 2016'da Türkiye aldı ve bu yöntemle şunu ispatladı dedi ki biz cerrahisiz bu hastaları %59 tedavi çok ediyoruz çok önemli bir şey o zaman belki Kesinlikle. 2016'da böyle bir sonuç alındıysa bundan 5 sene sonra çok daha farklı sonuçlar alınacak ben net şunu söyleyebilirim 10 yıl sonra 10 yıl sonra Türkiye'de Bununla ilgili... Hocam bunlar aşağı yukarı ortalama oranlar. Ortalama tabii. 10 yıl sonra söyleyelim. diye düşünüyorum. 10 yıl sonra Türkiye'de... Neler olur kim bilir. Bu hastalığın tedavisiyle ilgili özel klinikler kurulacaktır. Çünkü daha bahsetmediğimiz oksijensiz kaldığı zaman vücut bir kalp krizi geçirme Allah riski, Allah. riski çok fazla. Tespit edilenleri söylüyorum. Tip, tip 2 diyabete sırf bu yüzden neden olduğuyla ilgili çalışmalar var. Yine bu şekilde akciğer hastalıklarına neden olduğuna ilgili çalışmalar var. Horlamadan bahsediyoruz. Hı hı. Yine kanserin tetikçisi olduğu yönünde şu an yapılan çalışmalar var. Üzerinde ciddi anlamda durulan çalışmalar var ve biz hastalara herhangi bir cerrahi yapmıyoruz. Bu önemli bir şey ya cerrahi olmadan yani oksijensiz canım. kalmasınlar. Kendilerini oksijensiz gecede bırakmasınlar. Bir de bu çok ihmale gelecek bir şey değil sonu ölümle de sonuçlanabilir. Kesinlikle böyle bu konuda basit yöntemlerle ciddi tedaviler ve ciddi hastalıkların oluşmasına bir engel olabiliyoruz. Hı hı. İki oluşmuşsa eğer o hastalıkları bunların hı hı. gerilemesine de sebep olabiliyoruz. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz de bu konunun öncülerindeniz. Evet. Hollama, şey horlama gerçekten. diyoruz.